Kolezyum Hitness Time'da bu hafta da Serkan Hoca ile birlikte kalça hareketleri çalışacağız. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda kol ve karın hareketleri sizlere göstermişti. Çünkü evde rahatlıkla yapabilmeniz için. Şimdi bilemiyorum artık böyle bir top nereden bulacaksınız. Bu topu alıyorum ve Serkan Hoca'nın yanına doğru gidiyorum. Hocam, şimdi bana kalça hareketleri göstereceksiniz. Şimdi herkesin evde de yapabileceği, sadece topla değil de ne bileyim yüksek bir zemine ayaklarını koyabilerek veya kollarıyla destek alabilerek veya ufak ufak ağırlıklarla beraber yapabileceği sadece resist ball dediğimiz bu egzersiz toplarıyla değil de diğer ev aletleriyle bile yapabilecekleri egzersizler göstereceğiz. Yaklaşık 3-4 kalça hareketi göstereceğiz. Bunlar kalçanın daha çok sıkılaşmasını ve toparlanmasını hızlandıracaktır. Geçen hafta dediğim gibi zaten karın kalmadı. Kollar iyi, sıkılaştı. Şimdi de kalça. Diyorum ben bu program bitene kadar. Sen yakında yok. Sen yok. İnşallah yani, inşallah. Peki hareketleri izliyorsunuz. Evet. En başta bu bir denge topudur, resist ball. Böyle bir top alıyorsunuz. Evet. Bu vücudun dengesini bozduğu için stabilize kasları da çalıştırabilen, gün içerisinde çalıştırabiliriz kasların çalışmasını sağlayan, dengeyi kurmaya çalışırken bayağı bir efor sarf ettiren bir topumuz. Şimdi buna sol ayağınızın iç kısmını, evet, yatay gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet, gayet güzel. Sağ elimize dumbbell'ımızı alıyoruz. Dizlerimizi yarım öne oturarak, sanki sandalye oturuyormuş gibi düşünün kendinizi. Tek bacak üstüne sandalye oturmaz ama böyle yaparken, evet. Şu, bu tamamen gluteus maximus dediğimiz kalça kaslarını sıkılaştıran ve onların daha çok gerilmesini sağlayan. Hocam ama her hafta siz de böyle bakarak bana söylemeyin. Yok kollar, yok karın, çalışın falan, bastıra bastıra. Yani ne demek istiyorsunuz? Kalça hareketleri 500 kere yapmam gerekiyor herhalde. Örnek öğrenci olarak kaç kere yapıyoruz hocam? Yaklaşık bunu 3x12, 3x16 setlerle yapabiliriz. Evet. Sağlı sollu olmak üzere yani 6 set olmuş oluyor toplamda. Bunu yaklaşık böyle her gün yapabilirsek zaman içerisinde 3-4 ay içerisinde daha sıkılı kalça. Evet, ayak değiştirerek diğer tarafa doğru yapıyoruz. Şimdi aşağıya doğru eğilirken burundan nefes alıyoruz. Kalkarken ağızdan veriyoruz sert bir şekilde. Evet, egzersiz anındaki nefes alıp verme çok önemlidir. Şimdi ikinci hareketimizi gösteriyoruz. İkinci hareketimizde yine topla duvara dayanarak yapacağımız bir hareket. Bu da bir squat çalışmasıdır. Tamamen ön bacak ve arka bacakla beraber yine gluteus maximus, kalça kaslarını sıkılaştıran bir harekettir. Tam bel çukuruna yerleştiriyoruz. Ayaklarımızı hafif öne alıyoruz ve dumbbellları iki elimizde yanında tutacak şekilde şu. Dizler hafif önde. Tam yana salın dumbbellları. Evet, bu. Şimdi yukarıya doğru tam olarak kalkıyoruz. Evet, bu. Aynen bu. Buna hack squat da diyoruz. Bu eğimli squat biraz. Evet. Aynen bu pozisyonda. Çok güzel. Burada önemli olan ayakların öne doğru alınması. Yere oturduğunuz an, yani yere doğru hamle yaptığınız an diz kapaklarınızın parmak ucu seviyesine kadar gelmesi gerekiyor. Doğru yapabilmemiz için. Üçüncü hareketi ben yapmayacağım, daha doğrusu yapacağım da bence hocanın göstermesinde fayda var. Bir göstersin hoca. Bu hareketi evde yapıyorsunuz. Bu hareketi yaparken yerleştiriyoruz. Parmak uçları yerde. Hafifçe önde ellerimle. Evet. Ayak topuklarımı birleştiriyorum. Ve ayak topuklarımı birleştirdikten sonra başımı öne doğru eğip sadece toptan faydalanarak, topun itme gücünden faydalanarak bu kalça hareketi bakın. Buraya doğru basıp yavaşça bırakıyorum. Bu. Evet. Güzel. Ama ayakları biraz açarsan daha iyi olur. Biraz daha açık. Bu. Bunu da 3x12, 12'li setlerle, 16'lı setlerle yapabilirsiniz. Bu biraz daha ileri düzey etmez bir hareket olduğu için biraz zorlayayım. Bilerek düştüm yani. Çünkü klip izlesinler istiyorum. Şimdi güzel bir klip daha sonra tekrar buradayız.